Bu dersimizde komponentlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, komponentler nasıl çalışır, ne yapar, ne eder bunlara bakacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar komponentleri şu şekilde baz alabiliriz. Komponentler mesela bir e, kullanıcı listesi olan bir e, divimiz olduğunu varsayın. Bu kullanıcı listesini çoğu yerde kullanıyoruz. Hani e, kullanıcı sayfasında kullanıyoruz arama sayfasında kullanıyoruz vesaire vesaire bir, bir sürü yerde kullanıyoruz. Hepsine tek tek bu kodları yazmak yerine bir tane komponent yazarak bu kodu her yerde kullanabiliyoruz. Yani ne kadar ilgi çekici değil mi? Yani niye biz bu işin ameliliğini yapalım ki böyle bir yol varsa? Şimdi sizlere bunu yapmayı göstereceğim. Şurayı bir silelim. E, Metot kalsın önemli değil. Şimdi bunun için şöyle yapıyoruz. Diyorum ki, bu component ve buraya gelip component ismimi yazıyorum. Item. Tamam. Item component diyelim hatta. Daha sonra buraya gelip, burada bir e, divlerimin ve da herhangi bir takların yazılacağı bir parametre var. Template parametresi. Buraya geliyorum. Li. E, burası bir item. Diyorum. Bakın bunu bu şekilde tanımladım. Peki bunu nasıl kullanacağım? Bunu yine HTML tagi gibi kullanacağım arkadaşlar. Item komponent şu şekilde kapatayım. Bakın burası bir item diye geldi. Şimdi ben bunu buradan çoğaltırsam ne olur? Şöyle bakın bir sürü geldi. Yani ben bunu istediğim yerde kullanabilirim. Sadece şu komponenti oluşturup bunu istediğim sayfada kullanabilirim. Yani birden fazla iş yapmak yerine bir defa bunu hazırlayıp her yerde kullanabilirsiniz. İleride bir değişiklik yapacağınızı düşünün mesela. Ee, mesela şuranın klasını değiştireceğini düşünün. Bütün sayfalarda bunu arayıp tek tek yapmanıza gerek yok. Buradan yapacağınız tek bir düzenleme bütün sistemdeki düzenlemeleri etkileyecektir. O yüzden bu çok büyük bir nimet. Burası çok önemli. Ee, bu Şimdiki bu derste komponent oluşturmayı gördük. Ee, sonraki derslerde yine bu komponent üzerinden işlemler yapacağız. Bu komponente veri göndereceğiz, veri çekeceğiz, bunlarla ilgili bir döngü yapacağız. Bu gibi işlemleri de göz atacağız.